Ana rahmindeki bebeği annesine bağlayan kordon zengin bir kök hücre kaynağı. Kordon bağındaki kan doğumdan hemen sonra toplanıp donduruluyor. Hong Kong'daki Cord Life bir kordon bağı kanı bankası. Andrew Wu, Cord Life'ın teknik konulardan sorumlu yöneticisi. Bu bankaların sayısında büyük artış var. Uzak doğulular bu bankaları çocuklarının geleceğinin sigortası olarak görüyor. Uzmanlar kordon bağındaki kanda bulunan kök hücreleri kullanarak omurilik sakatlıkları, şeker hastalığı, serebral palsi ve kalp hastalığına çare bulma yolları arıyor. Kök hücrelerin bazı hastalıkların tedavisinde standart yöntem haline gelmesi fikri beni heyecanlandırıyor. Örneğin doktorlar tedavi seçeneklerini değerlendirirken, kök hücre alternatifini tedavide nasıl kullanırım, bu tümörle mücadelede kök hücreler nasıl yardımcı olabilir diye soracak. Uzak Doğu ülkelerinde kök hücre tedavisi giderek daha çok ilgi görüyor. Tayland'daki Mahidol Üniversitesi'nden Profesör Doktor Supachai Chaitirpan, aynı zamanda Bangkok'taki Chao Phraya Hastanesi Kalp Merkezi Başkanı. Uzman ve ekibi 2004 yılında kalp hastalarının tedavisinde kök hücre kullandı. 80% of them do show improvement. New York Kalp Birliği ve Kanada Kalp Derneği'nin derecelendirmelerine göre hastaların %80'i iyileşme gösterdi. Hastaların kendi kök hücreleriyle uygulanan tedaviden yararlanacağını düşünüyoruz. Uzak Doğu ülkelerinde kök hücre araştırmaları üzerinde daha az sınırlama olması, araştırma ve kök hücre kullanımını arttıran bir etken. Ancak bu gibi uzmanlar gevşek denetimin beklentileri arttırmasından ve hayal kırıklığı yaratmasından da kaygı duyuyor. Kök hücre kullanımı konusunda gerekli denetleme mekanizmasının hazırlanması ve anlayışın oturtulması gerekiyor. Bu sektörün yasal bir çerçevede gelişmesi, sadece şirketlere değil, doktor ve hastalara yararlı hale getirilmesi çok önemli. Gelişmekte olan Uzak Doğu ülkelerindeki bazı tıp merkezlerinin kötü durumda olması kök hücre kullanımını yavaşlatsa da Dr. Supachai bu tedaviye erişimin zamanla yaygınlaşacağı görüşünde. Bence yakın gelecekte kök hücre tedavisinin başka kalp hastaları olmak üzere birçok hasta için gerçekten yararlı olduğunu anlayan doktor sayısı artacak. Dünya Sağlık Örgütü 2015 yılına kadar dünyada yılda 20 milyon kişinin kalp ve damar hastalıkları nedeniyle öleceğini tahmin ediyor. Gelişmekte olan ülkelerde gelir düzeyinin yükselmesine bağlı olarak kalp hastası sayısının da artması bekleniyor. Barış Ornarlı, Amerika'nın Sesi, Washington.